15 Temmuz darbe girişiminin talimatını verdiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan 77 yaşındaki Fethullah Gülen, 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Ankara askeri darbe girişiminin arkasında gördüğü Fethullah Gülen cemaatini FETÖ adıyla terör örgütü olarak tanımlıyor. Bu örgütün bir de iş dünyası ayağı var. En güçlü oldukları yer belki de orası. Bu eli kanlı örgütün iş dünyası içindeki tüm bağlantılarını, tüm düzenini, tüm akarlarını tamamen kesmekte kararlıyız. Fethullah Gülen ise yazılı bir açıklama yaparak kendisi hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararına tepki gösterdi. Gülen açıklamasında Türkiye'de adalet sisteminin bağımsız olmadığı belirlendi. Bu tutuklama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasiden uzaklaşarak otoriterliğe kayışının bir başka örneğidir ifadesini kullandı. Gülen, Türkiye'de darbe girişimini defalarca kınadım ve herhangi bir bilgi ya da dahil olduğum iddialarını yalanladım diye yazdı. 14 Aralık soruşturması kapsamında Gülen hakkında terör örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yakalama kararı çıkarılmış, karar 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edilmişti. O zamandan bu yana hükümete darbe yapmakla suçlanan Gülen grubunun medyasına ise el konulmuştu. Sonra arkadaşlara bu hadiseler başlayınca iki defa bunu naklettim zannediyorum. Şimdi elhamdülillah diyorum. Demek ki arkadaşlarımız yürüdükleri yolda tevhid mihrabına doğru yürüyorlarmış. Hedefleri Allah rızasıymış, ilahi kelimetullahmış, evrensel insani değerler üzerinde bu ortak paydada insanları bir araya getirme cehdi, gayreti, azmi, misyonuymuş. Diyanet İşleri Başkanlığı Olağanüstü Din Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı ise FETÖ'nün gerçek yüzünü çok önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Her şeyini böyle bir şarlatana ipotek etmiş insandan, kusura bakmasınlar az önce söylediğim, Rabbimizin akletmez misiniz, düşünmez misiniz hükmü gereğince artık orada da ben soru işaretiyle, şüpheyle bakıyorum. Bundan sonra her anlamda mücadele dönemidir. Her anlamda hesap sorma dönemidir. Darbe girişiminin ardından Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin nasıl bir yön alacağı ise merak konusu.